Bir videomuzdan daha merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz ben nasıl bu hale geldim? Boyum nasıl bu kadar uzadı? Neler yedik, neler içtik? Her şeyi sizlere anlatacağım. Şu an ben arkadaşlar ilk salonuma geldim. Old school. İlk salonum MC Power Gym. Detaylıca demirlerle boğuştuğumuz zamanlar. Evet, yavaş yavaş bir salona girelim arkadaşlar. Oh. Ayrılalı bir 6 yıl oluyor. Bir zamanlar burada bir ortam vardı. Müthişti yani. Belki hatırlarsın Mustafa hocaları falan. Hatırlamıyorsun değil mi onları? Demirlerle boğuştuğumuz zamanlar. Evet. Evet arkadaşlar, zaman o kadar hızlı geçiyor ki yani şu an şöyle bir bakınca etrafa, yani her makinede bir anım, her koşu bandında bir anım var. Şu yok lüks salon olsun, yok her şey olsun diyen arkadaşlara, yani biz böyle old school salonlarda antrenmanlar yapıyoruz. Aman, kameraman şu an ciddi bir kaza geçirmek üzereydi. yani daha böyle minimum ekipmanların olduğu old school salonlarda idman yaptık. Ama çok ciddi idmanlar yapıyorduk. Yani mesela bacak çalışıyordum. Ulan yaş 15, bacak çalışıyordum, kusuyordum, geliyordum, karın çalışıyordum. Bak ne kadar zararlı bir şey aslında ama müthiş bir ciddiyet vardı. Yani aslında salonun lüks olması falan değil de ne kadar istediğiniz, ne kadar hakkını verdiğiniz önemli biraz da. Yani ulan şimdi yok üst göğüs için ayrı makine olsun, yok şey, tamam da kardeşim. Yani düşünün yani minimum şeylerle de yaptık yani. Vallahi ya. Oğlum şey oluyor lan, insan bir değişik oluyor lan. Şimdi arkadaşlar tabii şimdi sizlere ben her süreci anlatacağım. Çok uzun zamandır ben bu işi yapıyorum. Her süreci gerçekten anlatacağım. Şu montu da çıkaralım oğlum. Şimdi diyorsun hocam sen de kapalı alanda mont giyiyorsun sürekli falan. Şimdi size boyla ilgili enteresan birkaç şey söyleyeceğim. İlk olarak boyumun uzunluğu genetikten geliyor. O en büyük faktördür ama şöyle bir durum var. Mesela benim doktor senin boyun işte 1.84'ü geçmez dedi. Küçükken, çocukken. Benim boyum 1.90'ların üstüne çıktı. Yani ben şuna da bağlayabilirim. Hani bu spor büyüme salınımını arttırıyor. Büyüme hormonu salınımını arttırdığı için tam tersi büyüme kırdakları açık olan insanlarda daha da bir pozitif etki yapabilir ama şu var. Hani canavar gibi squatlara, işte çok omurgaya yük bindiren hareketlere çok ağır girmek büyüme kırdaklarının erken sertleşmesine sebep olabiliyor. Ondan dolayı yani bilinçli yaptıktan sonra hiç korkmayın. Kalsiyum, süt ürünleri gibi yani vitaminli beslenme ve besinlerle de desteklediğinizde olabildikçe yani siz aynı genetiğinizin en noktasına getirirsiniz kendinizi. Bunun dışında şimdi arkadaşlar başladığımda ben kaç kiloydum? Ben 14 yaşında ağırlık kaldırmaya başladım ilk olarak. Ya bir 74 civarı bir 75 boyum vardı. Kilom da 73 falandı. Yani öyle yaşıma göre yine iriydim lan yani. Öyle şey değildim öyle yani. Kara kumuk yani zayıftım ama çok şey değildim yani. Açıkçası çok dobra bir şey söyleyeyim. Ben ilk yıllarda tavuk döner hamburgerle vücut yaptım. Yani birçoğunuz belki nasıl lan falan, nerede makro hesapları, o bu şu falan. Oğlum öyle değil işte. Biz ulan sabah evde bir iki yumurta çıkardı. Bazen çıkmazdı ve okula giderdik. Poğaça tost falan yerdik. Öğlende yine tavuk döner falan. Eve gelirdik, makarna köfte ne varsa oradan antrenmanda öldürürdük kendimizi böyle. Hani göğüsü parçalardık falan. Müthiş gelişirdi. Şimdi diyorlar yok işte yeni başlayanlar proteinini şu kadar alacak. Karbonhidratı oğlum hikaye zaten hani önemli tabii ki de ama kim uğraşacak oğlum onunla? Yeni başlamış bir adam karbonhidrattan anlar mı? Proteini ne kadar alacağını bilir mi? Yani çok kasmamak lazım. Eğer şimdi bir adama her gün sen 350 gram karbonhidrat yeme zorunluluğu koyarsan yeni başla, adam der ki lan bu iş yapılır mı? İlk yıllarda ne yaparsanız yapın kardeşim büyüyeceksiniz. Ben de öyleydi. İlk bir yıl çok güzel gidiyordu. İlk 6 ay 8 ay ama hakikaten ciddi idmanlar yapıyordum. Öyle işte 10 tekrar yapayım işte. Facebook'tan, o zaman Facebook daha popüler zaten. Facebook'tan çıkmayayım. Yok şu olsun, yok. Böyle bir şey yok abi. Canavar gibi. Tabii ki de herkesin aynı ciddiyeti beklemiyorum. O ayrı bir konu. Bir yıla geldikten sonra, yaşım kaçtı? 15'in sonlarında. Yaşıtlarıma göre çok iyiydim. Yani yaşıtlarımla iriydim. Herkes omuzlarım geniş falan filan. Daha 15 yaşında ağzımız süt kokuyor yani. Ama o zaman dedim ki hani bizden bir şeyler çıkacak gibi. Sonra 16 yaşında, yani ikinci yılda yani kollarım benim 40'ı geçmişti. 40, 41, 42. 16 yaşındayım daha yani. Ulan yani büyük de görünüyordum. Bakmayın şu anda ya 24 yaşındayım ben. Şu anda diyorlar hocam sen 35 kilosun, moralimi bozuyorsunuz anasını. Yaşlandın falan diyorsunuz. Tribe sokuyorsunuz beni. O zamanlarda ben 17 yaşında. Mesela 30 yaşında bir adam vardı. Abi sen çok iyi olmuşsun. Kaç yaşındasın diyor. Ben diyorum 17'yim diyorum. Ben de 30 abi diyor ya. Oğlum 13 yaş büyüksün lan ben. yani küçükten beri büyük görünüyorum. Çok acayip şehre de geleceğim az sonra. Sonra ikinci yıl bitti. Yine gelişim devam ediyor ama ilk yıldaki verim yine kafa kafaya gitti. Üçüncü yılda yani 17 yaşında müthiş bir zirve büyümeye başladım. Hani 17, 18. Tam neden mesela böyleydi? Çünkü
vücuttaki testosteronun ve büyüme hormonu salınımının zirve dönemleri. Yani vücut growth spurt yapıyor, patlama yapıyor. Büyüme hormonu patlaması, o dönem boyunuz uzuyor, hormonlar patlıyor, erkeksileşiyorsun. İşte bu dönemde vücut geliştirme yaptığınızda abi sanki bir doğal steroid kullanmış gibi oluyorsunuz. Yani hani hızlı büyüyorsunuz, hızlı tepki veriyor. Metabolizma canavar gibi. Ne yesen düzgün yağlanmıyorsun. Yani hepsi etkili. Bunlar en büyük sebepti yani benim bu işte ilaç kullanmadan böyle bir kütleye gelmem. Çok küçük yaşlarda başlamamla ilgili. Mesela 20'den sonra başlasaydım bu kadar verim alamayabilirdim diye düşünüyorum yani. Sonra işte mevzu ne oldu abi? 3. yıla geldik. Mesela 3. yıldan sonra harbi düşmeye başladı gelişim. Ulan ilerlemiyor falan. 4. yıl. Hatta ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Benim ilk hocam supplement bile hani kullandırmak istemiyordu bana. Yani mesela ben adama diyorum ya hocam diyorum BC alalım falan. O zamanlar ucuzdu tabii. diyorum BC alalım falan. Yok asla kullanmayacaksın falan. İlk 3 yıl ben supplement bile kullanmadım. 18'e kadar. 18'e kadar ya. Yani burada ne demek istiyorum? İşte protein tozu alırsam kesin olur. İşte BC alırsam alakası yok. Sizin beslenmenizi kolaylaştırır. Ama olay tamamen aslında ne kadar iyi idman yaptığınız. Yani mevzu çok basit. İnsanlar bunu gözünde çok büyütüyor. Kardeşim kası ne kadar yırtıyorsun, hasar veriyorsun. Sen kol çalışıyorsun. 3 hareket, diyor ki 5 hareket yapayım, 6 hareket. Oğlum 3 hareketi adam gibi yap. Zaten bisepsini hissedemeyeceksin. Titriyecek koldan. Bu kadar ciddi idmanlar yapan bir insan ilerler abi. Ben size diyorum ya yok makro, yok şu hesapmış, yok tavuk, yok olma öyle bir şey. Yani benim ilk zamanlarımda amatör olarak yaptığım zamanlarda her zaman diyorum ya size tavuk pilavla hamburgerle vücut yaptım abi. Gerçekten böyle. Hani dikkat etmezdim. Yavram çok yüksekti ama vücut büyümeye devam ederdi. Kas kütlem büyüyordu. Mevzu ne zaman çok yavaşladı söyleyeyim size. 4. yılıma geldikten sonra 4 ardından 5 yani yaşım 18-19'larda öyle bir gelişimim durdu ki artık 5 yıldır hiç aralıksız antrenman yapmışsın. Vücudun natural limitleri var. Hatta o dönem ben daha önce belirttiğim gibi 2 defa yarışmaya girdim. Bu yarışmalarda sondan birinci oldum. Niye sondan birinci oldum? Boyumun uzun olduğu dezavantajı. İlaç kullanma kararını verememem. Ha kullansaydık da bir halt olmayabilir. Bu ayrı bir konu. Neyse yarışma konusu ayrı bir boyut. Sonra abi yaş 19-20 ulan vücut aynı lan gelişmiyor. Yani ilerlemiyor. Hayatım kaybı idmanlarda işte onu yapıyorum bunu yok. Tek zayıf olan göğüsler bir tık ilerledi. Yaş 21 oldu, 22 oldu, 23 oldu, 24 oldu. Aynı. Yani ilk 5. 6. yıldan sonra artık sürünmeyi bırak kardeşim. Kolunu şöyle öne atmak bile böyle eksi 5'te yani. Hani o kadar yavaşlıyorsun. Bundan sonra bir seçim yapacaksınız tabii hani hedefiniz doğrultusunda. Benim aslında hani bu kütleyi kazanma şeyim o küçük yaştaki hırsım oldu yani. Hani o ciddi bir antrenman. Abi sürekli antrenmana geliyorduk yani. Sürekli antrenman, sürekli antrenman. Başka bir şey yapmıyorduk yani. Kafayı kırmış seviyesindeydik yani gerçekten. İnsanların size davranışı değişti. Valla yani şöyle bir anda lisedeki en popüler adam olmak. yani böyle kimsenin fark etmediği biriyken bir anda böyle boyun hayvan gibi uzuyor, müthiş bir kütle koyuyorsun falan. Bir anda popülerleşiyorsun. Yolda yürürken mesela kimsenin farkında değilsin normalde. Abi sonra bir yürüyorsun. Yani o pampımızı alıp bir çıkıyorduk yani. Herkes bakıyor. Her yerde falan kafalar dönüyor. Yani, yani beğenir beğenmez önemli değil kardeşim. Yani müthiş bir dikkat çekme şeyi ve insanda haz oluyor bu. Hani böyle beğendiğini, bakıldığını hissediyorsun yani. Hani bence tipinden tut her şeyine kadar bir insanın hayatını değiştirebilen bir şey. Ya bende bu etkiler oldu yani. Hani mesela örnek veriyorum. Mesela kimse bulaşmıyor mesela. Güzel tarafından bahsedeyim size. Hani kimse sana bulaşmıyor kardeşim. Adam sen ne kavga işini getirmiyor. Mesela tartışma yapıyorsun adam kavgaya getirmiyor olayı. Ki ben kavgacı biri değilim. O ayrı konu. Ama hep böyle sanki bir koruma kalkanı var üstünde. Kimse sana bulaşmıyor abi. Niye senden gelecek şeyi düşünüyor? Hasarı düşünüyor olabilir. yani o işin esprisi arkadaşlar. Bunlar kötü şeyler zaten ama dediğim gibi hani çok güzel tarafları da var böyle. Şimdi mesela bir anımdan bahsedeceğim. Bir keresinde şu bench'e dönelim abi. Bak şu bench var ya. Tam döndür. Şu bench'te ulan yaş 16 gaza gelmişiz anasını satayım. Takıyorum plakaları falan filan. Böyle moda girdim falan böyle. Abi bir çıkardım falan. Tam böyle bir tekrar derken lan böyle plaka bir saat zık diye böyle. Böyle acayip anılar da oluyordu. Çok şaşıyordum onu. Böyle bazen egomuza yenik düşüyoruz. Basarız lan. Bir keresinde şurada push'tan bu crossover makinesi var. Şurada gördüğünüz. Ulan şunu şöyle yukarıdan yapıyorum. Ulan bu koptu mu elimden mi kaydı hatırlamıyorum. Bir şöyle füze gibi bir çıktı abi. Ulan böyle şey oldum ya. Hani alnımıza gelse parçalayacak yani şöyle kafamıza gelse. Böyle acayip şeyler de oluyor. Dikkat etmek lazım ama aman dikkat edin başınızı gözünüzü yarmayın yani. O günlere dönmek ister miydiniz hocam? Vallahi isterdim ya. Ya şu an mesela eski halimden daha iyiyim. Hani niye daha iyiyim? Abi hep bir şeyim vardı yani böyle tanınayım, edineyim, ilerleyeyim, kendi işimi yapayım bir hayalim vardı. Aslında onu yapmaya çalışıyorum şu an. Biraz eski halimden çok daha ilerledim.
her konuda. Ama onun da tadı ayrıydı be. Hani burada böyle güzel bir ortam vardı. Geliyordum böyle aile gibi. Hani bir hocayla samimisin mesela. Şimdi mesela normalde hocalar kimsenin yüzüne bakmıyor abi. Ama burada mesela böyle bir samimiyet var. Biraz daha şey ortam. Ama ben burada hani bu videoyu da şunu demek istiyorum. Her şey mükemmel diye bir şey olmamalı. Yani hani herkes diyor ki şu kadar olmazsa olmaz. Bu kadar. Öyle bir şey yok abi. Oluyor gerçekten yani. Hani bir yıl iki yıl antrenman yaparsın. Sonra bakarsın. O zaman iş detaylara döner. Daha böyle doğru protein alman lazım falan bir yerden sonra. Ama başlarda ev yemeğiyle de büyüyorsun abi. Hakkını veriyorsan. Büyüyorsun yani. Kaloriyi aldıktan sonra vücut o mutasyona uğruyor yani. O kaslar değişiyor, ilerliyorsun ama işte nasıl yaptığın önemli, ne kadar. Söyleyecek çok şey var. Ama işte insanların moralini bozuyor kardeşim. E şimdi adam ilk ay, tamam adama beslenme falan yazdım. Abi adam yani her gün %100 şu kadar karbonhidrat alamaz kardeşim yani. Sıkılır. Bu işi anca artık tam bir lifestyle yani yaşam tarzı haline getiren takıntılı insanlar bunları rahat yapar. Ama bu işi böyle yeni başlamış, tam böyle daha bilmiyor falan. Bu adama dayadığın zaman abi, direkt sen %100 şunu yapacaksın, %100 bunu yapacaksın. Lan ne oluyor lan der anasını. Son bir şey, şartlar bizim zamanımızda daha kolaydı. Yani bizim zamanımızda dediğim, ben ne kadar 6 yıldan 7 yıl önce söylüyorum. Daha çok daha kolaydı. Biz biraz şanslıydık şu anki gençlere göre. En azından tavuk göğsü 6 liraydı mesela kilosu. 8 liraydı abi, hadi bunları da konuşalım. 6-8 liraydı. Sonra öyle bir duruma geldi ki çok zorlaştı her şey gerçekten. Yani şu an bana yazılan yorumlar, gerçek olan bu. Yazılan yorumlardan tut falan. Ulan şu ayakkabı 300 liraydı lan. Ben ayağım 49,5. Bulamıyorum ayakkabı. Bir baktım şu an 1500 lira olmuş mesela. Çok pahalı fiyatlar. Ne diyebilirim gençlere motivasyon olarak? Ev yemekleri yiyeceksiniz. Ev yemekleri. Ne yaparsanız yapın. İlk yıllarda gelişirsiniz. Aşırı olabildiğince proteinli beslenmeye çalışın. Yumurtayı ağzınıza atın. Yapın. Sürekli kendiniz hani sürekli bu şartlara yoğunlaşıp hayatı kendinize eziyet hale getirip strese girmeyin. Yoksa 14-15 yaşında başlayan mutsuzluk ileriki zamanlarda depresyon hastalığına dönüşebilir. Gelecek kaygısı ağırlaşabilir. Mesela biz 15-16 yaşında çok bir gelecek kaygımız yoktu yani. Düşünmüyorduk lan bir şey. Yani ne bileyim idman yapardık. Eve giderdim, LOL oynardım. Yani hani anladın mı? Hani örnek veriyorum. Ama şimdikiler abi yani şu andan itibaren gelecek kaygıları tavan durumda yani. O yüzden hani moralinizi, motivasyonunuzu bozmayın abi hiçbir şekilde. Evet biliyorum motivasyon da kalmıyor ama çok takmayın. İşte şunu yemiyorum. Abi sen ev yemeklerine çıkıyorsa ye. Ekstra elinden geldikçe tavuğunu yumurtanı yemeye çalış elinden geldikçe. Gel buraya hakkını ver kardeşim bana. Her türlü ilerleyeceksin başlarda. Bir yıldan sonra hani bir yıldan iki yıl sonra çok zorlaşıyor her şey. O zaman zaten vücut artık kas kütlen arttığı için daha amino asitlerin iyi olması, besin değeri yüksek besinler, kaliteli protein. Ama başlarda hemen şey olmayın yani. Hani kendinizi bu şekilde soğutmayın bu işten. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Biraz böyle hafif hareketsiz geçti ama sıkıntı yok. Hani bilgilendirici amaçlı biraz daha değişime yönelik bir konuşma oldu. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Seviyoruz sizleri. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Dikkat edin kendinize. Herkese iyi antrenmanlar.